Siz değerli abonelerimize çok fazla mafya grubu tanıttık. Birçoğu hakkında çarpıcı bilgilerle dolu videolar yaptık. Bu grupların ve mafya liderlerinin hepsi kendine has özelliklere sahip olsa da çoğu okul eğitimi almamış, bir meslek sahibi olmayan insanlardı. Fakat Söylemez Kardeşler çetesi çok farklı. Yöneticileri ve üyeleri arasında doktor, muvazzaf asker ve polis var. Lideri olduğu iddia edilen Mehmet Sena Söylemez askeri bir doktor. Mehmet Emir Söylemez ailenin en büyüğü. Mehmet Sena Söylemez çetenin lideri konumunda. GATA mezunu. Tabip Üsteğim Enken resen emekliye sevk edildi. Birçok kez PKK terör örgütüyle ismi geçtiği için yargılandı. Mehmet Faysal Söylemez'se malulen emekli hava astsubayı. Mustafa Söylemez komiser rütbesindeyken müstafi sayılarak meslekten çıkarıldı. Mehmet Zahit Söylemez Muş'ta avukatlık yaptı. Mehmet Sıddık Bakır komiser yardımcısı iken meslekten ihraç edildi. Gördüğünüz gibi çoğu iyi eğitimli. Muş'un ileri gelen ailelerinden olan Söylemez ailesinin Doğu Anadolu'da ciddi bir etkisi bulunuyor. Gazeteci Timur Soykan, Halil Falyalı cinayetiyle ilgili bir son dakika haberi verdi. İddiaya göre gözaltına alınan isimlerden biri Söylemez Kardeşler çetesinin lideri Mustafa Söylemez. Kamuoyunda kendileri hakkında neredeyse hiç bilgi yok. Çünkü yeraltı dünyasında kendileri için soyadları gibi hiçbir şey söylemezler diye bahsediliyor. Gözaltı olduğunda ya da tutuklandıklarında iş yaptıkları kimselerin isimlerini hiç vermemişler. Çoğunuz belki adlarını ilk defa duyacaksınız ama yeraltı dünyasında çok etkinler. Mehmet Ağar'ı karşılarına alacak kadar Bucak aşiretinin lideri Sedat Bucak helikopterden lav silahıyla suikast düzenleyecek kadar da profesyoneller. Gelin hiçbir yerde bulamayacağınız bilgilerle Söylemez Kardeşler çetesini daha yakından tanıyalım. Onların adını Türkiye ilk kez 1996'da duydu. Adana'da yaşanan bir silahlı çatışma sonrası 11 asker, 24 polis hakkında soruşturma açıldı. İddialar inanılmaz boyuttaydı. İddianamede Söylemez Kardeşler'in Sedat Bucak'a lav silahlarıyla saldırı planladığı, Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinkaya'yı yine lav silahıyla öldürmeyi planladıkları iddia edildi. Davalar başladı. Sıra Söylemez Kardeşler'in verecekleri ifadedeydi. Söylemez Kardeşler, Mehmet Ağar ve Sedat Bucak'ı kendilerine komplo kurmakla suçladı. Onların iddialarına göre Ağar ve Bucak, kardeşleri Emir Söylemez, Resul Söylemez ve şoförleri Ercan Akyol'un ölümünden sorumluydu. Söylemez Kardeşler 1997 yılında tutuklandı. 2002 yılındaki Rahşan Ecevit affıyla dışarı çıktılar. 2 yıl sonra haklarında tekrar tutuklama kararı çıkarıldı. Adları yine bir olaya karışmıştı. Gazetelere olay şöyle düştü. Edinilen bilgilere göre kamuoyunda Söylemez Kardeşler çetesi olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda aralarında Muş Spor Kulübü Başkanı Faysal Söylemez, Doktor Mehmet Sena Söylemez, bir doktor ve bir avukatın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda zanlıların ev ve üst aramalarında çeşitli çap ve markalarda tabancayla çok sayıda mermi ve Kaleşnikov marka silah ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlıların sorgusu sürüyor. Söylemezler çetesinin fabrikasını ele geçirmek istediğini iddia eden Açıköz, yakın çevresine ve polise "Bana davadan çekilmem için baskı yapıyorlar. Bunun için de bir avukatı aracı olarak kullanıyorlar." dedi. Açıköz bu nedenle geçtiğimiz yıl Haziran ayında polisten koruma talebinde bulundu. Açıköz polise şöyle ifade verdi. "İşlerimi bozan, aile düzenimi sarsan bu şahıslar hakkında devletin gerekeni yapmasını, kanun ve kurallara uyan sade vatandaşların bu insanlara karşı korunmasını talep ediyorum." demişti. Ama korunamadı. Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki evine giderken başını aldığı iki kurşunla hayatını kaybetti. Muş Şeker Fabrikası'nda 2005 yılında yapılan 8 trilyonluk ihaleyi Altay Kardeşler'in sahip olduğu firma kazanmış, bunun üzerine Söylemez Kardeşler çetesinin Altay Kardeşler'i ihaleden çekilmesi yönünde tehdit ettiği ve ihalenin ardından iki kardeşi gür oymakta öldürerek cesetlerini yaktıkları iddia edilmişti. Kardeşlerin öldürülmesi üzerine Hüsamettin Altay, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'ya başvurarak yardım istemiş, Söylemez Kardeşler çetesine baskın düzenlenmişti. Ancak onlar çoktan Kuzey Irak'a Erbil'e gitmişlerdi. O tarihlerde şeker fabrikalarında çalışmış biriyle yaptığımız görüşmede
şeker fabrikalarından ucuza alınan şeker küspesinin hayvancılara yüksek fiyatla satıldığını, aradaki rantın çok büyük olduğu için sık sık silahların konuştuğundan bahsetmişti. Muş'un ileri gelen ailelerinden olan Söylemez ailesi bu rantı bugüne kadar kimseye yedirmedi. İddialara göre orada da iş adamlarından haraç topluyorlardı. Orada da gözaltına alındılar. Serbest kaldıktan sonra da bu kez rotalarında Azerbaycan vardı. Kırmızı bültenle aranan Söylemez kardeşler bu kez Azerbaycan'da ortaya çıktılar ve yakalandılar. 3 Haziran'da da Türkiye'ye iade edildiler. Söylemez çetesi olarak anılan ve yaralama, adam kaçırma, alıkoyma gibi organize suçlar işlediği belirlenen çetenin elemanlarından emekli astsubay başçavuş Mehmet Faysal Söylemez, jandarma üsteğmen Can Köksal, doktor Mehmet Sena Söylemez ve Fevzi Şahin, Haziran 1996'da Adana Pozantı Tem Otoyolu'nda güvenlik kuvvetleriyle girdikleri silahlı çatışma sonucu ele geçirildi. Sanıkların sorgulamaları sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonlarda olayla ilgili olduğu tespit edilen ikisi Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu, üçü Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu, biri Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olmak üzere toplam 6 askeri personel, 3 emniyet mensubu ve 7 sivil, toplam 16 sanık yakalandı. Operasyonlarda 7 tabanca, 14 şarjör, 300 fişek, 50 gram C4 patlayıcı, 2 parça C3 TNT, 3 fünye, 186.900 mark döviz ve 155 milyon lirayla ele geçirildi. Soruşturma sürerken Söylemez kardeşlerin beyin takımını oluşturduğu, çete üyelerine yardım ettiği, bu kişilerden rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan, gıyabi tutuklu olarak aranan, asayişten sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Deniz Gökçetin, Asayiş Şube Eski Müdürü Sedat Demir, Cinayet Bürosu Eski Amiri Erdal Durmaz iki ayrı operasyonla yakalandı. Son yılların en büyük suç organizasyonu iddiasında polis, asker, sivil karışımı, 25 kişilik Söylemez Kardeşler Çetesi'nin ordudan ve emniyetten destek gördüğü, Suriye gizli servisiyle bağlantılı oldukları öne sürüldü. Çeşitli illerde yaptıkları öne sürülen 13 eylemden 9 ayrı dava açıldı. Çete kurmak suçlamasının yöneltildiği 25 kişilik davanın tutuklu sanıkları ilk duruşmada tahliye edildi. Ardından Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ömer Çetin Sayan'ın gasp edilmesi, polis memurlarının silahlarının gasp edilmesi ve Sait Aydın'ın ölümü olayıyla ilgili davada da tahliye kararı çıktı. Ancak Aralık 1997'de karara bağlanan bu davada mahkeme, tutuklu sanıklar Mehmet Faysal Söylemez'i zorla adam alıkoymak, zorla senet imzalattırarak hisse devrini gerçekleştirmekten suçlu bularak 18 yıl 4 ay ağır hapis cezasına çarptırdı. Ahmet Söylemez de zorla adam alıkoymak ve senet imzalattırmak suçlarında yardım etmekten 9 yıl 2 ay ağır hapis ve polise silahla direnmekten 3 ay 10 gün hapis cezasına mahkum oldu. 90'ların karanlık ve puslu savaşı yavaş yavaş Türkiye'ye tekrar hakim oluyor gibi. Eski aktörler birer birer sahneye çıkıyor. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.